Ah tatlım ya. Senden 4 önceki kızın bu topuklular sayesinde bir hafta kaldığına yemin edebilirim vallahi. Olmadı işte Tuğçe'nin, ne yapayım? Sen merak etme. Hep bunun yüzünden. Bizim aramız düzelince sen de hak ettiğin yere geleceksin. Biliyorsunuz. Tabii öyle diyorum. Geliyor, 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 geliyor. Ne oluyor Tuğçe? Bana mı geldin? Evet, seni görmeye geldim ama adayı burada görünce biraz şaşırdım. Gerginiz galiba. Gergin değiliz Tuğçe. Ben çıkacağım, acelem var. Sen bana bir şey söyleyecek misin? Çıkıyorum. Evet, nereye gidiyorsun? Toplantın mı var? Hayır Tuğçe. Fulya'yla yemek yiyeceğim. Hatta 10 dakika önce onu evinden almam gerekiyordu. Görüşürüz, kolay gelsin. Fulya. Fulya'yla buluşacak. Fulya'yla buluşuyor. Fulya kim ki? Eski bir sevgilisi, yapışkan. Yani? Yanisi? Kırmızı kod ada. Kırmızı kod. Kırmızı kod mu? Bizim kırmızı kodumuz mu var? Yok duysa bile artık var. Nereye gidiyor bunlar? Hangi restorana gidiyor? Sen mi yaptın rezervasyonu? Hayır. Hayır, ben yaptırmadım. Tuğçe Hanım, yani ben söylemiştim demek istemiyorum ama ben söylemiştim. Rüzgar Bey'in teklifini bu kadar çabuk kabul ederseniz olacağı buydu. Adam bak gitti. Başkalarıyla takılıyor. Allah kahretsin ya. Ne yapacağız? O yemeğe biz de gideceğiz ada. İyi de nasıl? Hemen benim odama gidiyoruz, çabuk. Tamam. Ay ben şu ayakkabılarımı çıkarayım. Şey oldum, yürüyemiyorum. Tamam, seni bekliyorum, çabuk ol. Pis. Piş, 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 piş. Bana bak, ne işler çeviriyorsunuz siz Tuğçe'yle? Tuğçe'yle bir iş çeviriyor olsam sana gözünü ayırma ondan der miyim? Salakça vururum suratına. Salak. Merhaba, merhaba, iyi günler. bu akşam restoranınızda Bora Doğru Söz adına bir rezervasyon var mıdır acaba? Yok mu? Aldı, iyi günler. Yok. Doğru Söz adına bir rezervasyon yoktur değil mi? Var mıdır? Oldu, varsa iyi güzel ağırlayın. Tamam? Önemlidir o bizim için. Oldu. Bulduk mu? Her zaman olduğu gibi yine sürprizlerle dolusun. Nasıl yani Fulya? Anlamadım. Tahmin edilemez, öngörülemez. Onlarca kez kahveye yemeğe çağırdım. Hep bir bahanem vardı. İşler yoğun diyelim Fulya. Ben bu kadar ısrarcı olmasaydım belki de bugün burada olmayacaktık. Değil mi? Yemeğimizi yer biraz sağdan soldan konuşuruz diye düşündüm. Ben senin kadar planlı değilim. Akışına bırakırım. Böylesi daha iyi. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Anlat. Beni boş ver. Asıl sen neler yapıyorsun? Ben hep aynı Fulya. Bildiğin gibi. İşte beklediğim cevap. O zaman yemekleri paket ettirip bana gidiyoruz. Yavaş. Gece uzun değil mi? Yiyelim içelim. Biraz sohbet edelim. Ondan sonra düşünürüz. Bakarız. Ne yapacağız şimdi? Bacıların gücünü göstereceğiz. Bacıların gücü mü? Sisterhood diyorsun yani. Girl power! Tuğçe Hanım.
Ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Rezil olduk. Utanıyorum sizden. Adam. Come on. Ne yapacağız? Gel benimle. Gel. Evet. Evet. Ne oluyor Ada, Tuğçe? Sizin ne işiniz var burada? Bora Bey, sizi bir dolandırıcının elinden kurtarmaya geldik. Neden bahsediyorsun Ada, dolandırıcı derken? Ne oluyor? Bora kim bunlar? Ne oluyor burada? Seni konuşma, konuşma. Postiş mi? Kimin kuyruğunu taktı? Allah kahretmesin seni, pis. Ver şu elini bakayım, ver tırnağına bakayım. Tırnaklar, protez tırnak. Vasat. Ay, kalk kakaya. Bak bakayım bana. Burun. Burun yapılı, evet. Hokka gibi olmuş ama. Dön bana bakayım. Bakayım. Çene törpülenmiş. Yanaklar bir şektomi. Gözler. Aa, gözler lens. Lens mi gözler? Ay sen eğil bakayım şöyle. Eğil, 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 eğil. Tutun. Ne? Korse mi? Hı. Nefes alıyor olması bir mucize şu an. Yaşıyor musun? Mosbor olacaksın. Nefes al. Kalk. Evet Bora Bey. Hı. Şunu üzülerek söylemek istiyorum ki yaptığımız tetkikler sonucunda bu hanımefendi de hiçbir parça orijinal değil. Yani orijinal parçaya rastlayamadık. Siz rastladınız mı? Sıfır parça. Kendisi estetik cerrahlar, diş hekimleri ve diyetisyenler tarafından modifiye edilmiş durumda. Ama ben buradayım Bora Bey. Hiç merak etmeyin. Sizi korumak, sahtekarların elinden kurtarmak için buradayım ben. Görevim gereği yani. Başka bir şeyden değil. Ada, ne yapacağız diyorum. Ada, ne yapacağız? Kadın kırmızı giymiş. Önce gözleyeceğiz. Sonra... Sonra harekete geçeceğiz. Hmm. Evet, kırmızı giymiş. Alev alev. Hadi gidelim. Hadi. Bir şurası değil mi? Yağmur falan. Ben işlerden bir yere gidemiyorum pek ya. Kaç gün kalmıştın sen? 10 gün yüksek. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim? Hoş bulduk diyor, hoş bulduk. Sana başka ne diyebilir? Karar verdiniz mi acaba? Sezar Salata. İçecek olarak? Su, su. Anlamadım. Su diyor, su. H2O. Siz karar verdiniz mi? Aynısından. Uzatma, hadi git. Alabilir miyim? Alamazsın. Bak senin şefine şikayet ederim. Yürü git. Çık, yıkıl. Ayak ya. Çok tuhaf. Neymiş o tuhaf olan? Kendime şaşıyorum. Yani bu kadar çok adam var ki sayısını bilmiyorum. Bazen öyle ısrarcı, öyle bunaltıcı oluyorlar ki. Ama ben dolup dolaşıp hep sana... Siparişleri versek mi artık Ada? Ada mı? Ada kim? Hiç kimse. Önemli biri değil yani, asistan. Şirkette sürekli dip dip olunca, iç içe olunca sürekli ona bir şeyler söylemek zorundayım. Yani bir şeyler söylemek zorunda bırakınca kendini. Böyle oluyor biraz. Dilim suçtu benim. Kusura bakma Fulya. Öyle olsun bakalım. Ay bu kadın resmen yürüyor. Adam resmen Ada dedi ama kadına. Der, neden der? Sürekli bana dur Ada, sus Ada, çüş Ada, yeter Ada, Allah kahretsin Ada diye diye diye. Diline pelesenk oldu adam. Nefret ediyor benden, baktığı her yerde beni görüyor, nefret kusuyor bana. O yüzden Ada demiştir. Evet. Dur canım, dur canım. Şimdi Bora Bey size tam açılacakken Rüzgar Bey'in teklifini gidip kabul ettiniz ya. Evet yaptınız öyle bir hata. Yaptınız. İşte o yüzden bu adamın da böyle gerdanlılarla takılması çok normal. Erkek bu. Ama yok ya, yok. Bora yapmaz öyle şey. Aa, yapar, yapar.
Erkeklere güven olmaz. Onlar yapar. Ne yaptık kaldık böyle? Dinleyecek miyiz sadece? Müsaadenle. Ben bir makyaj tanesi. Tabii tabii. Müsaade senin. İstediğin gibi. Tatlı mı yesek? Çikolatalı şey mi? Hesabını soracağım senden Ada. Bunun hesabını soracağım senden. Kısa Ada dedim resmen. Ada dedim. Aşk kendi seçer.